hayatında var. Ne diye başlıyoruz ona biz mesela? Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diye başlıyoruz değil mi? Ya da işte komşumuzu, eşimizi, ailemizi, dostumuzu evinde ekmek yedik diyoruz ve kırmıyoruz. Ya da bize misafir ettik, niye bize bunu yaptı diyoruz falan. Ben yaklaşık, bu yatsınamaz bir gerçek yani. Yaklaşık 6 sene, pardon 4,5 sene sevgili Demet Akalın'la çalıştım. Orkestrasındaydım. Dolayısıyla ekmeğim yedim. 4,5-5 sene. Ve benim hayatımda, herkesin hayatında önemlidir mutlaka ama benim hayatımdaki millet duygusu benim için her şeyden önce gelir. Dolayısıyla evet böyle bir açıklama yaptık. O da onun büyüklüğü. O açıklamayı herkes yapmaz. Benim 10 tane şarkımda feda olsun. Yani hiç öyle şeyim yok yani. Peki, kim? Biri daha yapar ya da kime daha yaparsın böyle bir şey? Ben herkese yaparım yani. Çalıştığım herkese yaparım. Çünkü evet. Neyi biliyor musunuz? Aldığınız işte elektronik bir şey ya da şarkı ya da yani sahip evet. olduğunuz her şeyde ne varsa bunların hepsi nasip işi. Doğru. Hayır ben bu şarkıyı vermek istemiyorum, olmuyor, böyle yaptığın zaman o şarkının belki hayrını göremeyebilirim. Bir de biri bir şeyi sevdiyse, beğendiyse alsın ya. Bu işler kader kısmı dışında. Aynen öyle. Peki senin bu şarkıların bu kadar çok sevilmesi bir matematik mi yoksa ya öyle oluyor, denk geliyor mu? Ya şöyle, biz Erdem'le beraber Türkiye'de pop müziğine yeni yön verecek yani aslında Erdem. Evet. Yeni yön verecek bir şey yaptık. Normal şarkıların biraz daha tarzını değiştirdik. Evet. Altta elektronik bir altyapı vardı. Yukarıda arabesk söyleyen, acılı acılı, sanki lahmacun yemiş gibi bağıran bir kadın vardı. İnsanlar bunu sevdiler. İhtiyacımız var mı bizim buna? Çünkü bizim sağ tarafımızda değilse de sol tarafımızda, sol tarafta değilse de sağ tarafta bir arabesk var artık. Var, var. Yalan mı? Kaçamaz. Müslüm Gürses dinlemeyen insan var mı? Ya. Yani mutlaka birçok gecenin sonu arabeske bağlanıyordu. Cengiz burada onu dinlemeyen var mı yani? İşte Orhan Gencebay'dan Ferdi Tayfur'lar, bir sürü onlar yani sürü bir sürü isim, tatlı sesler. Hani unutmayalım da bir taraftan. Yok yok yani. Biz biliyoruz. Tabii. O arabeski biz sadece biraz daha dinlendirdik. Peki şimdi arabeske baktığımızda her arabescinin bir sinema filmi dizisi var. Biliyorsunuz değil mi? Peki Merve Özbey'in filmi ya da dizisi olacak mı? Çok güzel soru. Çok güzel soru ne demek biliyor musunuz sanatçılar tarafından? Yandık şu an. Ne cevap vereceğim ben buna? Ya bazı arkadaşlarım tiyatroya yeteneğim olduğunu söylüyorlar. Bence varsa. Sinemaya evet. işte falan ama henüz öyle bir teklif gelmedi. Gelir belki. Yani belki arkadaşlar toplarım biz yapacak. Falan hep beraber evet. belli olmaz. Öyle teklif geldiği zaman acaba ya o teklif geldiği zaman mesleğimin neresinde olduğuna yani müzisyenliğimin neresinde olduğuna bakın. Birazcık daha onu sindiririm. Zaten çok sağlam oyuncular var Yasemin. Doğru ben söylüyorsun. Oyuncu diye geldiğim zaman gülerler. Yani. Mesela senin sevgilin mi yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ mu? Kıvanç. Nerede Murat? Gitti. Gitti. Bıraktı. Artık yalnız bekar Merve Özbey sevgililer gününe bekar giriyor. Yok yok. Kıvanç Tatlıtuğ işte Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy. Daha da bunlar... üstüne Murat'ın üstüne dizide sahip. Evet. Yok Murat'ın üstüne değil. Onun... o benim dünyamın yakışıklısı ama Kıvanç'lar... Bu arada yakışıklı sevgilisi. Yani... Şu anda sadece ne dememiz lazım? Şu an hayat hala sevgili. Hala sevgili. Evet. Bu adamlar yakışıklı adamlar yani. Ama insanın gönlü güzel olsun tabii. Tabii canım, tabii canım. Yakışıklı da bir yere kadar. Birazdan Murat'ı da buraya alıp soracağım. Sence Serenay Sarıkaya mı güzel mi? Tabii ki Serenay diyeceğim. Değil mi? Öyle mi? Evet ama Yasemin biz buradan eve gideceğiz. Sen yani. Ne dizi izliyorsun evde? Mesela pijamaların nasıl? Arkadaşlar bir şey itiraf edeceğim. Evden getirmeyi unuttum. Size gösterecektim. Ya. Benle hemfikir olur musunuz diye. Bundan birkaç hafta önce kızlara fotoğraf toplandık. Demiseldim ya bir tayfa işte İrem, Merve, ben diye duruyor. Çok önemli. Merve koşa koşa geldi bulunduğumuz mekana. Çay kahve içeceğiz. Dedi ki poşetlerimci size hediye aldım dedi. Biz de böyle heyecanlı, ne almış olabilir Merve acaba diye. Ya bir şey söyleyeceğim, o anki Yasemin'in surat ifadesini görmeniz lazım. Ben böyle hani sevmişim, hepimiz de aynısı olsun diye pufidik terlikler yok mu? Örnek bir terlik olmuş bize ya, 5 yaşındayız. İndirimdeydi daha önce 4 tane alıyorum. Paketi açtı, bak ben bir anda bembeyaz oldum. Bu ne abi dedi, bak denir mi? Ya bizde şey yok mudur yani? İrem mesela almadı, onu da unuttu. Ama bak... Bizde mesela kan kusarsan kızılcık şerbeti içtim dersin değil mi? Misafirliğe gittin, yemeği beğenmedin, o tabağın sonuna kadar bir... Bunda yok öyle bir şey anınca. Baya beğenmediğini belli et. Abi benim gibi kadına böyle terlik alınır mı? Ama giyiyor musun? Nasıl sıcak tutuyor? Çok sıcak tutuyor, evet. Zagora verdim değil mi? Zagora verdim.
direnler için gerçekten mekan, yani oturduğumuz pastanede unuttu. Evet. Yani böyle poşeti arkasından Merve bağırıyor. İrem bunu unuttu. Hiç duymadı İrem. Böyle gerçekten. Ben giyiyorum evde. Bir sen giyiyorsun. Yok, çok tatlı, harika hediyeleri var. Çok gönlü bol bir arkadaşımız. Mesela düşünün. Merve Özgür. Bu işi yıllardır yapıyor ama sahneye çıktığı ilk gün vokalistlik dışında söylediğin ilk şarkı ne? Ben çok merak ediyorum. Vokalistlik dışında. Onun hikayesini ben bir yerde anlatmıştım. Hadi bir daha anlat. Biz bilmiyoruz. Duman şarkısı çıkmış. Sevgili Bengül'le Ankara'da yılbaşında bir yerde vokalde konserdeyim. Eşyalarımı toparladım. Yine Ankara'da tekrar şeye dönüyorum. Bir sahne var şimdi adını vermeyeyim. Önce sevgili Soner Sarıkavalı'ya çıkıyor, sonrasında da Erdem ve ben çıkacağız. Klipte oynayan bir tane çok güzel bir kız var. Şu an elinizde telefonlarınız var, Duman klibini açın. Bu arada sosyal medyada şey dönüyor, o zaman Twitter çok gündemde. Şey dönüyor, Merve Özbey ne güzel kız abi, böyle boy, böyle fizik kız. Gerçekten çok güzel bu arada. Fakat klipte ben olmadığım için, gülme. Yani biraz daha flu olduğum için klipte herkes beni Holly Anderson diye bir Amerikalı ablamız var. Manken. Dünya güzeli, herkes beni o zannediyor. Ben de fırın ekmeğini bir günde yemedim değil. O, fakat o olarak. Artık, evet. Fakat artık sosyal medyada ya Merve Özbey şu dumanı söyleyen kız piyasayı silip süpürecek. Hem güzelliği hem sesi, tamam ses de okeyiz de güzellik konusunda. Aa maşallah o güzel. Ben, hay, Allah'a binlerce kere şükürler olsun. Elimize ama kızımız da, 80 falan değil abla, böyle. Çok acayip güzel model yani. Model. Evet. Sonra ben Ankara'da. Evet. Şimdi. Ya çok güzel. Söyle. Mekana gireceğim. Elimde poşetlerim falan var. Nerede? Bu hep poşet ne ya? Böyle bir şey olabilir. Nerede o zaman asistan falan? Kendin işe gidiyorsan ne hala? Turistik kapısına girmeye çalışıyorum. Güvenlik beni almıyor içeri. Kendi sahnesi var. Benim sahneme beni almıyorlar. Abi açar mısınız? Sahnem var beni falan. Hayır hanımefendi, alamayız. İçeride Soner Bey var, Erdem Bey var. Merve Hanım gelecek, siz alın. Beyefendi Merve Özbey benim. Neyse. Yine adam almamakta ısrar etti. Soner abi beni içeriden gördü, Soner Sarıkavalı'yı. Merve'yi niye bekletiyorsunuz dışarıda dedi. Evet. Sonra ben bir şekilde kaza bela girdim. Sonra tam Soner abi sahnesini bitirdi işte. Duman'ın introsu girdi, yani şarkının başı girdi. Arkadaşlar size anlatamam, bir çığlık, bir kıyamet. Böyle bir şey olamaz, şarkı ortalığı sallamış. Fakat benim ilk konserim. Göreceğiz seni sahnede. Şimdi tabii, ilk defa beni sahnede görecekler. Arkadaşlar. Ben sahneye çıktım, o çığlık, o alkış, o kıyamet bıçak gibi kesildi. Bir anda bak. Bu kim? Bu kim? Hani bir deli gelmiş ve sahneye çıkmaya çalışıyor. Bak şarkı bitti, baktım olacak gibi değil, insanlar hala şokta var. Dedim ki evet, elimizdeki mal bu. O dediğiniz kız ben değilim. Çok isterdim olmayı. Yani isterdim bir 10 santimim daha olsun. Hayatımdaki ilk konserimdeki ilk tecrübem budur bu mesela. Sen... Yok. Tanımadılar. Dediğim gibi şarkıyı biliyorlar, sesine bayılıyorlar ama tanımadılar. Tanımadılar. Mesela, şey insanları şaşırtalım mı senden? Canlı sesinle albümde dinlediğimiz kayıt sesin aynı. Aynı. Bu zor bir şeydir, bak da şimdi. Evet, yani çok yani. Oynama yok. Evet. Oynama yok, bir şey yok. Bize mesela şu an ne böyle bir atarsın ortaya? Atayım. Atayım. Slow mu atayım? Slow mu atsın, hareketli mi? Hareketli mi, slow mu? Slow söyleyeyim. Slow söyleyelim, hadi beraber moda girelim. Dur bakayım, düşüneyim. Düşünsün. Merve Özbey'in muhteşem sesinden şimdi.